Evet sevgili izleyiciler, müsabakalar tüm heyecanıyla devam ediyor. Selahattin Aydın Hoca ile birlikteyiz. TV 8.5 ekranlarında Vendetta Avusturya'da Viyana'da 19. seriyi gerçekleştiriyor. Ve şimdi gecenin müsabakalarında yine keyifli bir kapışma. Piotr Kozicki ile sevgili izleyiciler Marcel Pavlik karşı karşıya geliyor. Kırmızı köşe Piotr Kozicki ve rakibi mavi köşede Marcel Pavlik. Yine beşer dakikalık iki raundluk hocam bir müsabaka izleyeceğiz. Sporcular da birbirine denk maç sayılarıyla galiba onun vermiş olduğu heyecanla böyle çok hızlı başlıyorlar. Şu anda kırmızı beyaz eldivenli ve etkili olan Kozicki ve rakibi karşısında sağ sol yumrukları var. Marcel şimdi kendine gelmeye çalıştı. Evet, çok etkili darbeler var sevgili izleyiciler. Ve müsabakanın bir dakikalık bölümünü geride bırakıyoruz. Şu anda ilk dakikaya baktığımızda Piotr Kozicki biraz daha etkili. Kırmızı siyah eldivenli Marcel Pavlik sevgili izleyiciler. Müsabakanın ilk roundundayız. Şimdi yine sağlı sollu yumruklar var ve etkili darbeler bunlar. Yine sert tekmeler izliyoruz. Müsabakanın birinci roundu. Üzerine gidiyor rakibinin. Yani MMA çok farklı bir spor. Sonucu iki taraf itince hiç belli olmayan bir spor. Her an her şey olabilecek bir branş. Yine sert tekmeler izliyoruz. Müsabakanın birinci roundundayız ve iki dakikalık bölümü geride bıraktık sevgili izleyiciler. İlk roundda yine birbirlerine sarılıyor her iki sporcu. Kozicki ile Marcel Pavlik arasındaki kapışma bir MMA müsabakası. Bundan sonra yine bir MMA maçı var Vendetta'da. Ardından K1 müsabakası izleyeceğiz. Angela Urrutia ile Dino Ibrahim'i karşı karşıya gelecekler. Yine çok keyifli bir kickbox müsabakası izlemiş olacağız. O iki sporcunun da yüksek bir karnesi var. Bir de bizim Fikret abi Kozicki şu an için iyi götürüyor maçı. Seyircilerimiz sosyal medyada olsun, farklı sosyal medya kanallarında olsun, böyle maçlarda yorum yaparken çoğu yorumcu antrenörü suçluyor. İşte sporcuya şunu söyleseydin ya niye yapmadı? Onu yazan arkadaşlar emin olsun ki antrenör sporcuya onu söylüyordur. İşte low kick vursaydı ya da kroşe vursaydı. Ama sporcu da o anki atmosferden dolayı köşeyi duymayabiliyor veya maçın o stresinden dolayı yapmayabiliyor. Ama bizim taraftarımız hemen antrenörü suçluyor. Tıpkı kahvede oturup Fatih Terim'e akıl veren futbol izleyicisi gibi. O çok var. Evet, 1,5 dakika kaldı sevgili izleyiciler. Birinci raundun sona ermesine. Şu tek Kozicki. Kozicki şu anda yoruldu. Tabii ikisi de yoruldu ama Kozicki o kadar hızlı girdi ki o daha fazla yoruldu sevgili izleyiciler. Bu müsabakada Marcel Pavlik'in 3. maçı olduğunu aktaralım. Güzel, rakibinin ilk profesyonel mücadelesi. İlk defa bir profesyonel maça çıkıyor Kozicki. 1 dakika kaldı ama Marcel şu anda rakibini alta aldı ve bakın ense köküne köküne vuruyor. Hocam boksta biliyorsunuz bu yasak ama yasak. Bu MMA'de. Şimdi rakibi maçı bıraktı sanırım. Ense tarafında beyincik olduğu için kickboksta da boksta da yasak. Bir tek sanırım MMA'de serbest. Devam edemedim. İşte MMA'de yani serbest. Sporcuya da zaten biraz MMA eldivenleri de çok ince ve küçük. Daha farklı çok eldivenler fazla hasar verebilir. Etki vermesin diye. Devam edemedi sevgili izleyiciler. Köşesine gittim. Şu anda hakem araya girdi ve durumunu kontrol etti. Gerçekten Kozicki
ciddi darbeler aldı. Kaşında bir açılma olabilir. Kaşında da sanırım bir açılma var. Bitirdi mi yoksa kickboksta da tedavinin tamamlanması için bir ara mı verdi? Şimdi mola verdiğini işaret ediyor doktor, ama. Doktor bakacak. Doktorun kararıyla maç devam edecek veya bitecek. İşte bakın sevgili izleyiciler, izliyoruz. Çok sert darbeler var. Burada ters döndü. Darbe almaya devam etti. Sürekli darbe almaya devam etti. Bu nedenle şu anda müsabaka durmuş vaziyette. Hakem de oraya gitti. Sevgili izleyiciler, şu anda tedavi devam ediyor. Hocam ne diyorsunuz? Oynatacak mı? Sanırım sporcu da istemiyor. İstemiyor değil mi? Çünkü bana da öyle geldi. Yani devam etmeyecek gibi görünüyor. Evet. İşte şu anda görüntüdeki Marcel Tabi. Zaten devam edecek bir sporcu olsa hani doktoru kendi istemezdi. Kendi devam eder, hakem durdurur, doktora gönderirdi. Ama kendisi maçı durdurup doktora gitmek istedi. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kulüpler branşlaşırsa o branşta daha çabuk başarılı olurlar. Örneğin bir kulüp MMA ise sadece MMA yapsın. Kickboksa sadece kickboks yapsın. Muay Thai ise sadece Muay Thai yapsın. Türkiye genelinde zaten birçok başarılı antrenörlere bakılırsa genelde tek bir branş yaptıkları için başarılı oluyorlar. Türkiye'de de şu an benim tanıdığım hani MMA'de Murat Kazgan var. Kardeşi var. Sonra burada da hatta devam edecek bir Türk kardeşimiz var. Burak Kızılırmak. Ben burada maçını birlikte siz anlatmıştınız yine. Ben Burak'ı da beğeniyorum. Mutlaka branşlaşmak gerekiyor. Yani bir kulüp, bir antrenör işte ben kickboks dersi veririm, ben tekvando dersi veririm, MMA yaparım diyorsa yani yanlış anlamasınlar, öyle yapanlar mutlaka vardır ama benim gözümde o şekilde devam edenler fazla başarılı olamaz. Mutlaka ne olursa olsun branşlaşmaya geçsinler yani. Mit diesem Kampf passieren soll. Es ist, sind zwei Möglichkeiten, zwei Szenarien. Entweder es gibt ein Low Contest. Evet, gecenin 5. karşılaşmasıydı bu. Sevgili izleyiciler, Piotrek Kozlicki ile Marcel Pavlik arasındaki müsabakayı izledik. Toplamda bu gece 20 müsabaka var hocam. Evet. Daha 4'te 1'ini şu an için bitirmiş durumdayız. Senin bugün tam 20 müsabaka var. Gece senin için uzun çok olacak Fikret abi. Maçlar seyredeceğiz. Gerek MMA müsabakaları, gerek boks maçları, gerek K1 kickboks müsabakaları seyredeceğiz. Ekranlarınızın başından ayrılmamanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Tabii yine çok değerli, çok kıymetli konuklarımız olacak. Şu anda milli takımları antrenörü, kickboks milli takımları antrenörü hocamızla beraber sizlerin karşısındayız ve müsabakaya devam edemeyiz. Anladığımız kadarıyla bu şekilde. Sanırım Avrupa'da bayrağı Tarık Sorak'tan sonra Bülent Sağlam evet, ismi, aldı ve hak ediyor. Evet, ismi başarıyla da temsil ediyor. Başladı. Vendetta organizasyonları, Türkiye'de de yaptı bu organizasyonları. Evet, bitti müsabaka. Marcel Pavlik, sevgili izleyiciler, müsabakayı kazanan taraf oldu. Ve gecenin 5. müsabakası da böylelikle bitmiş oldu. Marcel Pavlik. Marcel.